Evet değerli Gergerem Komi izleyicileri. Belediye başkan adaylarımızla röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Gerger Belediye Başkanı Arif Kartekin ve ayrıca Gerger AK Parti Belediye Başkanı adayı da kendisi. Gerger için bugüne kadar ne yaptı belediye başkanlığı döneminde? Projeler hakkında bilgi alacağız. Evet Arif Bey, ilk günü programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Gerger'e 4,5 yıldır belediye başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Bu süreç içerisinde ne yaptınız? Ne gibi projelere imza attınız? Bugüne kadar bizim yaptıklarımız ortada. İlçemiz eskiden bir köyü andırıyordu. Köy görünümü veriyordu. Ama biz geldikten sonra şehircilik anlayışımızla bu yollarımızı komplesini kilitli parke döşedik. Ve en önemlisi enerji nakli hatlarını yer altına aldık. İlçemiz şu anda bir ilçe görünümü verdi. Yani altyapısını komple altyapısıyla, yol üst yapısıyla. Altyapının da %60'ı eksikti. Bunun da şu anda %90'ı tamamlanmış. İlçemiz bir ilçe haline geldi yani. Artık dışarıdan gelen misafirler bir ilçeye giriyoruz, havasını verdik. Komple havayı değiştirdik. Komple havasını değiştirdik. Eskiden biliyorsunuz 70 model itfaiyemiz vardı. Yeni bir 1.0 itfaiye aldık. Çöplerimiz, çöp kamyonları yoktu. Çöp kamyonları aldık. Okullarımıza her türlü desteği verdik eğitim konusunda. Dışarıda okuyan öğrencilerimize burs temin ettik, verdik. Halen de veriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Başka? Bununla ilgili şimdi en büyük aldığımız ve bize verdiğiniz açıklamalara göre belediye başkanı olduğunuzda Gerger Belediyesi'nde yaklaşık 70-80 tane gereksiz işçi diyebiliriz. İşçinin olduğu ve bir de belediyeye ağır bir getirdiğini. Bununla ilgili bir düzenleme yaptığınızı duyduk. Evet yaptık onu da. Ben geldiğimde yaklaşık 44 tane personel vardı. Şu anda 30'a indi. Fazla olduğu için biz maaş ödeyemiyorduk. Bugünlerde maaşlarınız... Bugünlerde ise değil, bu aylarda, bundan sonra öyle bir şey yaptık ki artık memur, işçi elden maaş almayacak. Bankadan. Gidip bankadan herkesin hesabına yatırılıyor. Diğer normal memurlara döndü maaşlar. Herkes gidip bankadan bir de, alıyor. Türkiye'de büyük bir ilk yaptınız. İşçilerin maaşını %40 yakın bir zam yaptınız. Evet. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? İller Bankası'nın gönderdiği pay biraz arttı. Yani böyle kırsal geri kalmış ilçelerde biraz paylarımız arttı. Ona oranla bizim işçilerin maaşı azdı. 750 milyon falandı. 800 milyon sanırım. Diğer ilçelerde veya illerde ki memur işçi maaşları, işçi maaşları biraz yüksekti. Evet. Biz %48 diyebilirim. Zam yaptık. O da normale döndü. Zaten bir işçinin şu anda aldığı maaş 1 milyar 160 milyon lira. Yani normale döndü. Yaptığınız zamla diğer illerde görev evet, evet. Aynı evet. Yani normale döndü diyebiliriz. Artık işçilerimiz rahat rahat evlerine ihtiyacı olan malzemeyi her şeyi götürebiliyor. Fakat eskiden 750 milyon bir işçi aldığında bu ne oluyor? Günlük 25 milyon. Bir 25 milyon o adamın bir iki tane öğrencisi de varsa karşılayamaz. Mümkün değil. Ama şu anda iyi bir durumdayız. İyi bir duruma geldik. Eğitim konusunda dediniz biliyorsunuz ilçemizin eğitim anlamında gerçekten sıkıntılar vardı. Özellikle bu dönemden Gerger ilçesinde kaymakamımızın da girişimleri, sizin girişiminiz, evet. İş adamlarımızın girişimleri. Evet. Büyük bir lise binası yapılacak. Bununla ilgili çalışmalarınız oldu mu? Sizin bunda katkınız var mı? Katkımız mutlaka ki vardır. Bir ilçenin belediye başkanı olmak bu eğitime destek vermemiz zaten lazım. Evet. Bizim işimizin bir kısmı da bu. Kaymakam Bey'le birlikte Ankara'ya gittik. Dengir Bey'in yanına gittik. Ondan sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da yaklaşık olarak sanıyorum 550-600 milyar lira para topladık. Bunu topladığımız için İstanbul'dan tekrar Ankara'ya geldiğimizde, Dengir Bey'in yanına geldiğimizde 1 trilyonu hemen aynı gün hesaba aktardı. Biz İstanbul'daki iş adamlarımızdan bunu almamış olsaydık bu listelerin yapılması 2010'u, 2011'i bulacaktı. Fakat biz iş adamlarımızdan 5-6 milyarını temin ettiğimiz için Ankara bu okul şeyine iyi baktı ve hemen 1 trilyonu bir gün, aynı gün içerisinde Adıyaman'a gönderdi. Yani
Yani siz paramız da geldi, siz evet. Siz kendi imkanlarınızla bu kadar parayı topladıysanız evet. Gelir evet, kalanını evet, hemen veriyoruz. Aynen, yoksa evet, 3-4 seneye sarkacaktı yapımı. Evet, o yüzden evet, hızlandı. Evet. Peki başka hayata geçirdiğiniz büyük bir projeniz var mı? Bizim duymadığımız ya da ne bileyim yaptığınız bir şey var mı? Şimdi ben 2004 yılında aday olduğumda bir konuşma yapmıştım. Bizim partimiz iktidar. Adalet ve Kalkınma Partisi. Zaten partimizin adı üzerinde. Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani herkese eşit. Herkese eşit ve çok da güzel kalkındık. Yani bunu geldi görüyor. Dışarıdaki İstanbul'daki arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz hepsi bunu görüyor. Yani geldi %100 değişti. Bunlar da AK Parti iktidarını arkamıza aldığımız için bunlar oluyor. Yani ben şimdi şu ana kadar yaptığım caddelerin eskiden biliyorsunuz yani çamurdan geçirmezdi. AK Parti'nin desteğiyle bu işleri yaptık. Adıyaman desteğiyle, Adana'nın desteğiyle, yani Adalet Kalkınma Partili ve belediye başkanlarının desteğiyle bunlarla birlikte yaptık. Yoksa ben bu yaptığım işlerin bize gönderilen pay belli. Ya atıyorum 40 milyar geliyor. İşçi ve memur maaşlarını karşılıyor. Ama biz ne yaptık? Gittik, uğraştık, çabaladık. Adana'lara gittik, itfaiye aldık, işte Adıyaman Belediyesi'nden kilitli parke aldık, bunun taşımasını şey yaptık, köy hizmetlerinden, DSİ'den, oradan buradan, yani onların imkanlarıyla getirdik. Biz yani, kendi imkanlarımızla bunları yapamazdık. En az safhada maaş. En az, evet. Yani %70 bizden çıkmadı. %30'u bizden. Diğer kurumlarla bitti. Evet. Sizle olan ikili evet, ilişkilerin iyi evet, olmasından kaynaklı. Bizim zaten tüm kurumlarla ilişkilerimiz son safhada. Çok iyiyiz yani. Biz hiçbir kurumla arayı açmadık ve hepsiyle çok iyi geçindik. İyi geçinmezsek bu işler gene olmazdı. Hizmet olmaz. Mutlaka sen bütün kurumlarla buradaki, Adıyaman'daki yani hepsiyle istişare halinde olman lazım. İyi geçinmen lazım. Yoksa bunların hiçbir tanesini sen kendin tek başına hiçbir şey yapamazsın. Evet. Peki ileride hayata geçireceğiniz çok büyük bir projeniz var mı ya da projeleriniz var mı? İşte belediye başkanlık kısmet olursa belediye başkanlık olursanız önümüzdeki evet, dönemde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz ben belediye başkanı adayım şu anda. Şu anda hazır belediye başkanıyım zaten de. Evet. Fakat adayım. Biz 4 yılda iktidarız. Bizim yapacağımız çok şeyler vardı. Biz yani kesin gözle bakıyorsunuz belediye başkanımıza. İnşallah. İnşallah halkımız da desteklerse inşallah. Yani kesin gözle bakıyoruz. Biz inşallah alacağız. Aldıktan sonra yaptıklarımızı anlatacağız. Biz diğer arkadaşlarımız gibi ben bunu yapacağım, şunu yapacağım demiyoruz. Oturuyoruz. Erdoğan politikası adayız. Adayız. İnşallah alacağız. Aldıktan sonra yapacağız. Yaptıklarımızı halkımız zaten görecek. Yani yaptıklarımız yapacaklar. Evet. Teminattır. Şu ana kadar da yaptıklarımız zaten yapacaklarımızın teminatıdır. Halkımız da bunu görüyor, izliyor, biliyor. Diğer aday arkadaşlarıma da başarılar evet, diliyorum. İlçemiz için hangisi hayırlısıysa Allah onu yapsın. Mutlaka. Biz ille alalım, uğraşalım, mutlaka almamız lazım demiyoruz. İlçemiz için, bizim için, bizler için Allah'tan hayırlısı hangisi ise o olsun. Peki burada bizi İstanbul'da izleyen izleyicilerimize, evet, Gelgede izleyen izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesten Allah razı olsun diyeyim. Yani oylarınızı istemiyor musunuz? Mesela onların oylarını istemiyor musunuz? Biz herkesten oy isteriz. Herkesten. Herkesten. Rakibin de oyunu isteriz. Uzaktaki insanların da oy isteriz. En yakınımızdaki insanların da oy isteriz. Başkanım bir şey merak ediyorum. Bu soruyu size yanıtlayın da. Evet. Şimdi bu yaptığınız yollar göz önünde. Evet. Özellikle ilçe merkezinde parke taşı az önce değindiniz. Evet. Falan. Bunu bir hizmet olarak görülmüyor bazı muhalefet kesimler. Bunu bir aydınlatırsanız yani geçmişte kıyaslarsanız. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Bunu halkımız görüyor. Fakat görmeyenler kördür. Şimdi rakip ya. Rakip ne yapar? Senin yaptıklarını bir başka kişiye mal eder. Bir başka partiye mal eder. Burada yani yapılan hizmetleri görmeyene kör deriz. Başka bir şey diyemeyiz. Bir de gergerde particiliği yıktınız yani. Aile kavramını yıktınız. Evet. Aile kavramını yıktınız. Genellikle fakir insanlara evet, sahip çıktınız yani. Gergerde artık eskisi gibi büyük olaylar olmuyor. Bu kişiliğinizi evet, beğeniyorsunuz. Evet. Bunun hakkında ne söylersiniz? Şimdi biliyorsunuz eskiden Gelgir'de olaylar çok fazla oluyordu. Gece olayları, gündüz olayları. Bunlar biz büyüklerin elindedir.
Yani biz istersek bu ilçeyi rahat huzurlu bir şekilde götürürüz. Fakat içimizde kötülük varsa da her gün ilçe huzursuz olur. Bu böyledir. Geçmişte olmuş. Biz hepimiz biliyoruz, yaşamışız. Yani yine o zamanki belediye başkanlarının elindedir bu. Bunu hiç kimse unutmasın. Evet, İlçenin huzuru bizlerin elindedir. Biz büyükler, yani biz kendimi büyük olarak idareci diyelim. Büyütmüyorum, yani idareci olarak bizim elimizdedir. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Eğitimde de, huzurda da, mutlulukta da en iyisi olacak. İnşallah, inşallah istediğiniz gibi olur. İnşallah. Kısmet evet. Olur da belediye başkanımız evet. Hizmetlerinizi halkımız takip eder ve takdir eder. Evet değerli gergerim.com izleyicileri, mevcut belediye başkanımız Arif Karatekin'in projeler hakkında bilgi aldık. Adaylığı sürecinde neler yapacak onunla ilgili de bilgi aldık. Diğer adaylarımızla röportajlarımız devam edecek.